Selamünaleyküm arkadaşlar. Geçtiğimiz derste bu parçanın kodlarını çıkarmıştık sim kodu. Sanal simülasyonda atıp bir işleyelim şimdi. Açalım. Şimdi Workus'a geldik. Stoğumuz 150, 120, 20 idi. Buradan ayarlayalım yerini hemen. Okey dedim. Biraz daha çıkalım şöyle. Parçamız var. Takımlarımız gitmiş. Şöyle takımlara tekrar bir bakalım. O ses setting'e geldim. Şöyle yapalım. Daha öncesinden biz bunların boylarını ayarlamıştık zannedersem. Yerinde duruyordur inşallah. Buradan magazine geldik. Evet, maalesef gitmiş arkadaşlar. Hemen yeniden yapalım. Şunları şöyle bir sıfırlayalım. Kafa karışıklığına sebep olmasın. Tamamdır. Buradan da offset setting'den work'e geliyorum. Work'ümü de sıfırlıyorum. Sıfır input. Sıfır input. Tamamdır. Pozisyon. Şöyle yapalım. Z artı da Y artı da X artı da şöyle bir sıfıra gidelim arkadaşlar. Evet. Şimdi hemen MDI'yi alalım. Program MDI T1 M6 T1 M6 arkadaşlar. EOB insert. Şimdi çağıralım bunu. Bir numaraya ne bağlamıştık? 20'lik bir parmak freze bağlamıştık. Gelelim buradan. Ekle diyelim. 20'lik bir parmak freze. Boyumuz da 118 olsun. İç minine bağladım. Hemen bunun şöyle bir sıfırını ayarlayalım. Sıfırımızı nereden yapmıştık? Köşeden yapmıştık sıfırımızı. Offset setting'e geldim. Ne diyoruz? X0 measure Y0 measure Z0 measure. Bu da tamam. Pozisyona geliyorum. Absolute ve relative. Bunları da relative'de sıfırlıyorum. X0 origin Y0 origin Z0 origin diyorum. Özellikle Z'yi sıfırlayacağız ki boylarını buradan bulup offset setting sayfasına yazacağız. Şimdi Z'de kalktım. Referansa. Buradan tekrar geldim. Program dedim. MDI T2 M6'yı çağırıyorum. EOB insert. T2 M6 ne demiştik? Onluk parmak freze demiştik. Buradan geliyorum. Takım magazini. Ekle. Onluk parmak freze. Kaç olsun? 100 olsun boyu. Bununla onluk parmak freziyi de getirip içimine bağladım. Bunu da hemen şöyle pozisyonlayalım. Benim için bunun Z mesafesi önemli. Pozisyon relatifte eksi 18'miş. Hemen bunu offset setting sayfasına geliyorum.
Offset 2 numaralı takımı eksi 18 veriyoruz. Input. Bu tamam. Tekrar yukarı çık. 3 numarayı çağır. Hemen Enda'yı alalım. T3, M6, EOB, Insert. 3 numaralı takım geldi. 3 numaraya ne koymuştuk? Biz Center Drill koymuştuk arkadaşlar. Hemen bunu yerleştirelim. İsmini koy. Bunun sıfırını al. Buradan pozisyon değeri eksi 57. Bunu da 3 numaraya eksi 57 input dedik. Dört numaraya da onluk matkap demiştik. Buradan gel. Tabi dört numarayı çağırmamız lazım. Program MDI T4 M6 EOB çalıştır. Buradan gel. Dört numaraya. Çap 10 yok ama şu 10-25'i alacağım. Biz tezgaha doğrusunu bağlarız. Spinner'a geldim. Okey dedim. Bunu da hemen rapid yapalım. Pozisyona bakıyorum. 33 mm. 4 numaraya da 33 input diyorum arkadaşlar. Referansa git. Peki bundan sonraki aşamada teker teker önce alt programları alacağız. Sonra ana programı alıp tezgahımızda parçamızı işleyeceğiz. Geldim. Yeni bir dosya açacağım. Yeni bir dosya. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Böyle bir insin aşağı. Burada yeni bir örnekler diye bir dosyamız olsun. Alt programları kaydedeceğiz. Önce ana program, sonra alt program. Tabi tezgaha kaydederken önce alt programlar, sonra ana programı tezgaha aktaracağız. Şöyle yapıyorum. Yeni bir dosya açıyorum buradan. Buraya geldim. Şöyle ana programı bağlıyorum. Hepsini. Kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Şimdi alt programı 32'den başlamıştım. Bu sefer ana programım 30 olsun diyorum ben. Bunu kaydet. Masa üstünde. Örneklerin içine sıfır sıfır 30 olarak kaydettim. Bu benim ana programım. Tamam. File yeni geldim buraya. Şunu seçtim, kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Bunu da kaydediyorum. O 0032. O 0032. Kaydet. File yeni. Sonra 33'ü kaydediyorum. Şöyle kopyala. Yapıştır. Kaydet. Bunu da o 0033. Kaydettim. File yeni. Bu sefer 34'ü kaydedeceğim. Kopyala. Yapıştır. Kaydet. O 0034. Kaydet. Gel buraya.
Sıra 35'te. Kopyala. Yeni. Yapıştır. Kaydet. O0035. Kaydet. Yeni bir tane daha oluşturdum. Şimdi 36'yı kaydediyorum arkadaşlar. 36. Son takım yılımız. Kopyala. Buraya gel. Yapıştır. Kaydet. O0036 olarak bunu da kaydediyoruz. Şimdi gelelim CNC'ye geliyoruz arkadaşlar. Buradan Edit Program'dır. 30 var mı? Bakıyorum şöyle. 34, 35 var. Peki 34 var mı? Evet, şurada 34 var fazladan. Bunu bir silelim önce. 34 numarayı siliyorum ki boş olsun. Şimdi şöyle geri doğru 36'dan geri doğru gelelim. 36'dan geri doğru. Program dır. O0036. Hemen 36 numaralı programı alalım. Masa üstünde örneklerin içinde tüm dosyaları gör. 36'dan başlıyorum. Bu bir. Dır. O 0 0 35. Açtım. Çağırıyorum. Hayır diyorum. 35'i aldım. Dır. O 0 0 34. Aç. Çağıralım 34'ü. Sırayla gidiyoruz. 32, 33'ü alalım şimdi. Programdır. O 0 0 33. Aç. Çağır bunu. 33'ü al. Bu da geldi. Tamamdır. Şimdi geliyoruz. Dır. O 0032'yi çağır. Hayır. 32. Bu da tamam. Son olarak ana programı 30 olarak kaydetmiştik. Programdır. O 0030. Ve buradan da 30 numarayı çağır. Evet, bu da benim ana programım. Peki, programımız geldi arkadaşlar. Mengeni herhangi bir şey yapma riskimiz gözükmüyor. Hemen bir çalıştıralım bakalım. Bunu otomatiğe aldım. Şöyle kapağı da kapattım. Şöyle hızlıca bir çalıştıralım. Herhangi bir sorun gözükmüyor arkadaşlar. Gayet de güzel çalışıyor. Geldi. Havuzumuzu açıyoruz. Sonra deliklerimizi deneyeceğiz. Evet. Bakalım sonuç ne olacak. Şu ana kadar gayet güzel gidiyoruz. Punta matkapımız geldi. Puntaladık. Bakalım arkadaşlar. Biz ana programda burada delik döngüsünü kullanmıştık ama acaba bir şeyleri unuttuk mu? Ya da kaydederken yanlış mı kaydettik? Ona bakıyorum.
G80 ile delmişiz. 3 numarayı kullanmışız. Bakalım ne hatamız var. Puntaladık ama 4 numaramız nerede? T3 M6 dedik. Evet, burada hatamız ne olmuş? Şurada arkadaşlar T3 M6 demişiz. G80 ile delmişiz. Sonra güvenli alana çıkmışız. Evet. Burada ne yapmışız? Gelmişiz. Tabii. Burada T4 demeyi unutmuşuz arkadaşlar. Muhtemelen ondan kaynaklanıyor. Hemen bunu T4'ümüzü halledelim. T4 M6'yı kullanmamışız. Tamam. Şöyle bir küçültelim. Şöyle bir bakalım kodlarımıza. Tamamdır. Buraya konumlandık. En son burada dediğimizi deldik. Z'de onda. Ona güvenle çıktık. Ancak neyi unuttuk? Matkabı unuttuk arkadaşlar. Matkabı buraya almamışız. Hemen matkabımızı alalım buraya. Buradan hemen şöyle diyelim. T4 M6 diyelim. Ondan sonra S 1200 M03 diyelim. Sonra buraya şöyle yapalım. G00 ile buraya bir konumlansın. Yukarı çık. Sonra G43 H4 diyorum. Z'de de ona güvenli bir şekilde gelsin diyorum. Hatta 10 demeyelim. Zaten orada bir boşluk var. Eksi 5'e kadar hızlıca gelsin. Evet. Daha sonra G01 ile Z'de eksi 8'e kadar insin. Sonra deliklerimizi delmeye başlasın. Bu da T4 demeyi unutmuşuz. Kaydettim. Daha sonra geliyorum ana programda. Bunun hepsini alıyorum. Kopya diyorum bunu. Nereye? Ana programa. Tekrar bunu yapıştırıyorum. Üzerine yapıştırdım. Ve bunu tekrar kaydettim. Şöyle programa geldim. Tamam, güzel delikler delmişim. Matkaplı olmamış. Programdır. Edit'teyim. Dır'dayım. O 0030 diyorum. Şunun üzerine bir çağırayım ben. Hayır diyorum. 30'u bir daha çağırıyorum. Şöyle stoğumuzu bir yenileyelim. Stoğumuzu yeniledik. Hemen buradan simülasyonumuza başlayalım. Otomatiğe al, çalıştır. Bakalım sonuç ne olacak? Havuzumuz açıldı. Havuzumuz bitsin arkadaşlar. Şöyle ilerlemeyi kısıyorum. Puntaladık. Evet. Matkamıza da deldik arkadaşlar. Herhangi bir sorun şu anda gözükmüyor. Peki.
Bu dersimizi de burada sonlandırıyorum. Bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.